Süper Lig'de son haftada Antalyaspor kendisi aslında Trabzonspor'u konuk edecek. Biliyorsunuz Antalyaspor'un küme düşmesi kesinleşti. Ama geçen hafta mesela gençler bir deplasmanını gösterdi ki Antalyaspor hem ideal kadrosuyla sahaya çıkarak hem de galibiyet elde ederek hani ne kadar ligden düşmesi kesinleşse bile her maçı ciddi alacağını gösterdi. Şimdi bu maçta aynısı olur mu? Şimdi böyle şöyle bakmak lazım. Hani hep söylüyorum. Özellikle bazı takımlarda yabancı oyunculara izinler falan verilebiliyor. Yani ligde belli bir duruma gelindiğinde. Hani böyle değişiklikler olabilirse buna bakılmalı Antalya cephesinden. Antalyaspor'un bu maçta cezalı olduğunu söyleyelim. Antalyaspor'da yine Serkan Balcı'nın ve Josep Boğum'un sarı kart cezalı olduğunu oynamayacağını söyleyelim. Trabzonspor'da da Onur Kıvrak, kaleci Onur sarı kart cezası. O da bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor açısından maçı çok büyük önem var. Yani Avrupa Ligi'ne gitmek şimdi biliyorsunuz bir tarafıyla hatta gitmek aynı zamanda hani daha az eleme oynama ihtimalleri var. Yani Sivasspor'un Karabük deplasmanında mağlup olması halinde aldıkları bir 3 puanla ikili averajda daha iyi oldukları için Sivasspor'dan onların öne geçme ihtimalleri var. O yüzden bu ihtimali kovalayacaklar ama bunun dışında da hani Sivasspor'un maçı ne olursa olsun Kasımpaşa'yı geride bırakmak isteyeceklerdir. Bu yüzden hani böyle mücadele edecekler, bu şekilde mücadele edecekler. Yani ben o yüzden hani beraberlik bize yeter yetmez. Hani böyle hesaplar yapmaktansa kazanmak isteyeceklerini düşünüyorum. Ve hani daha az önemli oynamak isteyeceklerine inanıyorum. O yüzden benim düşüncem hani Trabzonspor'un maçta favori olduğu şeklinde. Ne kadar Antalyaspor işini ciddiye alan bir şekilde muhtemelen dediğim gibi hani özel bir durumlar olmazsa ideal bir kadroyla sahaya çıkacaktır ama ben yine de Trabzonspor'un deplasmanda kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim tercihim Trabzonspor galibiyeti şeklinde.